Güney Kıbrıs yönetiminin pazartesi günü Avrupa Birliği'nden yardım talebinde bulunacağını açıklamasının ardından paketin şartları konuşulmaya başlandı bile. Gerekli miktarı belirlemek için Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin önümüzdeki hafta incelemelere başlaması bekleniyor. Maliye Bakanı Vassos Şiarlı bir radyoya verdiği demeçte paketin şartlarının ağır olmayacağını vurguladı. Fakat uzmanlar pek öyle düşünmüyor. Biz maliyetin ne olacağını, Avrupa Birliği'nin bu kredi karşısında ne isteyeceğini bilmiyoruz. En büyük endişemiz kurumlar vergisinin yükseltilmesi ki bu şu anda %10'la Avrupa'nın en düşük seviyesinde. Burada da kriz Yunanistan'dan kaynaklanıyor çünkü Güney Kıbrıslı bankaların elinde 29 milyar euroluk Yunan hazine bonosu bulunuyor. Bu ülkenin milli gelirinin %160'ına denk. Küçülme beklentisi ve yüksek bütçe açığı da dikkate alındığında hükümetin işi oldukça zor görünüyor. Henüz bir rakam telaffuz edilmese de uzmanlar yardımın 10 milyar euroya kadar çıkabileceğini belirtiyor. Çünkü sadece ülkenin büyük bankalarından kaynaklanan açığın milyarlarca euroyu bulduğu biliniyor. Şu ana kadar ikili kredilerle krizin üstesinden gelmeye çalışan yönetim bu bağlamda Rusya'dan 2,5 milyar euro borçlanmıştı. Ama dış yardım şu anda artık tek seçenek gibi görünüyor.